Son seanstan herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakulukçu. Bugün bir saat boyunca son seansı sizlere ben aktaracağım. Gün içi performansları değerlendireceğiz. Borsa İstanbul performansında gelmiş olduğumuz seviye, yurt içinde hangi dinamikleri daha çok ön plana çıkacak, hangi yatırım araçlarını konuşacağız. Bir diğer tarafta gelen veriler. Bu hafta yurt içindeki beklentilerimiz, önümüzdeki hafta Amerika, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının alacak olduğu kararlar ve 2022 yıl sonu hepsini detaylarıyla ele alacağımız konuklarımız var, konuşacağımız konuklarımız var. O yüzden tanıyalım bakalım bugüne kimler eşlik ediyor. Son seansta ilk konuğumuz efendim Doktor Burak Köseoğlu, ekonomist bizlerle birlikte. Burak Bey hoş geldiniz. Özlem iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam öncelikle büyük taşlardan başlayalım. Şöyle küresel yorum almak istiyorum sizden. Özellikle Amerika ve Avrupa, Çin tarafı olaylar iyice karıştı. Çin'de gelen ithalat, ihracat rakamları beklentilerin haylice altında. Bu dünyadaki aslında resesyon endişesini gün yüzüne biraz daha çıkarttı. Bir diğer tarafta Avrupa'daki enerji krizi, Amerika'da faiz konusundaki artık emin adımlar dünyada bazı şeyleri belirginleştiriyor. Var mısın kafanızda netleşen neleri konuşacağız? 2022'yi deviriyoruz. Hangi tabirlerle 2023'e kapı açacağız desem? Hemen şeyden girelim Özlem. Seyircilerimiz de internetten de ekonomiste girebilirler. Bu haftaki kapağını şöyle göstereyim. Ortalama çıkıyor. Çin'de Covid failure'ından bahsediyor. Çin'de durumun bu kışta kötüye gideceğini, yeni varyasyonlarla birlikte ekonomik büyümenin baltalanacağını ve Çin'deki daralmanın bütün dünyayı ekonomik olarak dar ve zorlu bir sürece sokacağını bahsediyor. Açıklamaları, detayları yazıda var. Bayağı da uzun bir yazı. Hemen arkasından Rubini'nin açıklamaları var. Bugün dikkatimi çekti yine. Rubini'nin açıklamalarını da seyirciler okusa daha iyi olur. Yanlı bir yorum yapmak istemem ama Rubini hep doktor karamsar, doktor kötümser diye biliyorsun şey yapılıyor, tanınıyor. Ama dünyanın yaşayacağı ve bir daha da muhtemelen görülmeyecek kadar büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya 2023'te kalacağını düşünüyor. Ama bunun ışığında hani olayı bizim tarafımızdan bakacak olursak bu kötümser senaryoların eşliğinde petrol fiyatlarında bir düşüş geldi. Evet. Brent 80 dolarların da altına indi ve enerji fiyatlarında kısa süreli de olsa bence bir düşüş yaşıyoruz. Dolayısıyla yani şu anda ekranda da 78-37'yi görüyoruz. Evet, evet. Bu düşüşün bize pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Öte taraftan Avrupa tarafında 3. çeyrekte Euro bölgesinin %2.3 büyüdüğü açıklandı. Hatta bir kısımda revize yapıldı. Dolayısıyla toplamında Avrupa yaklaşık %2'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Bunu Avrupa tarafı tabii çok kötümser bulmuyor. Ama ben çok iyimser de bulmuyorum. Şu an beklenen kadar kötü gözükmüyor. Ama yıl sonunda gelecek rakamlarla birlikte biraz daha bizim için belirleyici olacak gibi. Amerika tarafına dönersek, Amerika tarafında neler var? Amerika tarafında henüz bir resesyon belirtisi gözükmese de orada bir takım 2023'te işten çıkarmaların artabileceği, saatlik ücretlerde artışların artık duracağı, Amerika'da büyümenin beklenen kadar olmayacağı yönünde açıklamalar gelmeye başladı. Bu tabii bütün haritaya birlikte baktığımızda Çin, Avrupa, Amerika şu anda birdenbire neredeyse 3-5 gün içinde bütün projeksiyonlar değişti, beklentiler değişti. Ve bir 2023'te genel bir endişe hakim duruma geldi.
bunun ne zaman daha açık bir tabloya bürüneceğini hep birlikte izleyeceğiz ama bence bir yılı kapatıp 2023'ün ilk ayını bir görmemiz gerekecek gibi. Peki hocam, şöyle dilerseniz Fed'in önümüzdeki hafta kararından da bahsedelim. Faiz kararı ile ilgili atacak olduğu adımlar piyasada netleşti. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında gelen endekslerle birlikte faizle ilgili belli ki Fed elini çekmeyecek. Dolar tarafında, dolar endeksindeki hareketlilikle birlikte nasıl yorumluyorsunuz? Önümüzdeki hafta Fed açıklaması piyasa beklentilerine paralel de olsa sizce nasıl bir volatiliteye, nasıl bir sonraki piyasa fiyatlamasına neden olacaktır? Fed hala net biçimde enflasyonu kontrol altına aldığını bence düşünmüyor. Hep her programda seninle de bir araya geldiğimizde konuşuyoruz genellikle. Henüz tam olarak enflasyon kontrol altına alınmış değil. Bunun için ayağını hızlıca gazdan çekmeyi düşündüğünü ben hala düşünmüyorum. Ve faizleri bir müddet daha yukarıya doğru taşıyacağını düşünüyorum. Ama daha küçük adımlarla olabilir. Daha kararlı bir patika da olabilir. Hı hı. Ama faizi enflasyondaki düşüşü görmediği müddetçe hızlıca frene basacağı veya ayağını gazdan çekeceğini açıkçası düşünmüyorum. Dolarda bir miktar daha belki ufak yukarı yönlü hareketler olup tekrar aşağıya gelebilir. Ama bence dünya da şu anda Amerika'da neler olacağını merak ediyor. Yani enflasyon kalıcı bir konumda mı bulunacak? 6 ay, 1 sene enflasyon yüksek seviyede seyredecek mi? Yoksa gerçekten Fed'in almaya çalıştığı önlemlerle birlikte daha düzgün bir patikaya gelecek mi? Açıkçası ben enflasyonun bir süre Amerika'da devam edeceğini, birazcık kemikleşmeye başladığını, hatta Avrupa'da da enflasyon hala çift hanelerde biliyorsun. Orada da bir kemikleşme durumu var. Çin'deki bu gelen kötü verilerle birlikte, imalatlar, şeyler bunlarla birlikte Avrupa ve Amerika'nın biraz daha da rahatsız olabileceğini ve rakamların biraz daha kötümser tabloya doğru dönebileceğini görüyoruz. Bu çok net matematik olarak. Peki, dediğiniz gibi aslında Amerika'da işte resesyon, enflasyon, çift haneli enflasyon bir tarafta, Avrupa'da yani çok programlarda konuşulan işte enflasyon, gel dersin gelmez, git dersen gitmez, bu kadar yapışkan bir veri, yani veri demeyelim de yapışkan bir hayat biçimi olmaya başladı. Ama gelmiş olduğumuz noktada stagflasyonu hızlandıracak öyle hamleler var. Hem jeopolitik riskler hem de maalesef yaşanan, geçmişten gelen bir durum, alım gücünün iyice darlaşması, darlanması ve sürekli hem tedarik sıkıntıları hem de jeopolitik risklerle fiyatlamaları sürekli yukarı doğru inmesini kaybetmeden çıkması. Stagflasyon mu, resesyon mu sizce şu an için Avrupa'da daha çok konuşulması gereken konu başlığı desem? Bence doğru yerden girdin. Stagflasyon büyük ihtimalle. Demiştim demeyeceğim ama 2-3 ay önce konuşmuştuk seninle. Doğru, o zamanlar çok uzaktı bu. Çok uzaktı ve hatta herkes bunu çok kötümser bir senaryo olarak görüyordu. Ama kötümser senaryo şu anda geldi, kapıya dayandı Avrupa açısından. Bence stagflasyon artık gözüken o. Hem fiyatlar artmaya devam edecek, hem bir taraftan durgunluk olacak. Ve Avrupa için gerçekten hani belki 100 yılın kışını yaşayacak diyebiliriz. Ama bunun etkileri tabii ki Amerika'ya gidecek. Tabii ki bize gelecek. Bence bizim en büyük ihracat pazarımız olduğu için hep bunu söylüyorum. 2023'teki ihracat hedeflerimiz beklentiler dahilinde gerçekleşmeyebilir. Bizim açımızdan da bu kötümser bir senaryo olur. Peki hocam, şimdi biraz da aslında şöyle yurt içinden bahsedecek olursak, bizde de dinamikler çok farklı artık. Enflasyon ve faiz arasındaki makas artık konuşulacak nitelikte değil. Tüm dünyada işte birçok noktada enflasyonla faiz arasındaki makas %3, %5, %10 de olabilir ama %80'e yakın olmaz. Biz enflasyon verisini karşıladık. Malum faiz kararında da politikalar belli. Yapılacak olan iktisadi taraftaki netleşen resim var burada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt içinde enflasyon odaklı alınan adımlar, enflasyon, kurun sabite yakın duruyor olması önümüzdeki süreç başka bir hasar ya da tam tersi bunun meyvesini alabileceğimiz bir noktaya mı götürecek bizi? Biraz öngörü ve değerlendirme isteyeceğiz buradan sizden. Buyurun. Aslında çok gene zor soruyu sordum. Nereye dokunsak farklı bir cevap çıkıyor. Yaşadıklarımız çok zor ama doğru. Evet, ben onu sordum. Bir şey
bir şey söylemek ve bunun yorumunu yapmak, sonra da arkasında durmak yani çok hepimiz doğru. için zor. Evet. Sizler için de öyle. Dolayısıyla burada enflasyonun Aralık ve Ocak'ta da düştüğünü göreceğiz. Ama baz etkisi sebebiyle düştüğünü göreceğiz. Tek sevindirici haber bu ay gelen bence. ÜFE'de hızlı bir düşüş görüldü. Ama yine ÜFE ile TÜFE arasında çok büyük bir makas var. Dolayısıyla enflasyonun ben Aralık-Ocak'ta düşmeye devam edeceğini, yılı muhtemel ihtimalle 65'ler bandında bir yerde kapatabiliriz. 65-70'lerde kapatırız ama Ocak'ta da düşük bir enflasyonla başlarız. Sonrasında neler olacağından çok fazla kimse emin değil. Ben de emin değilim ama enflasyon demin de söylediğim gibi aslında yapışkan bir yani yaşam olgu. Biçimi bile diyebiliriz artık değil bu mi? Bu yapışkan olgu ne kadar bize bulaştı ve yapıştı onu şu anda bence net olarak göremiyoruz. Ama ben dolar tarafında kurum bu kadar fazla 2-3 aydır sabit kalmasını da özellikle ihracatçı açısından olumlu göremiyorum. Nitekim 2023'te Avrupa'da eğer bir resesyon ve stagflasyondan bahsedeceksek ve bahsediyorsak o zaman biz kurda biraz rekabetçi durumda olmalıyız ki hiç olmazsa yapabildiğimiz ihracattan içeri sağlayacağımız geliri yükseltme yönünde hareket edelim. Dolayısıyla zor bir süreç bizi de bekliyor. Ocak-Şubat aylarında bunu daha net bence göreceğiz ama ben çok hızlı Türkiye'de de enflasyonun aşağıya geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama geçtiğimiz işte bu pazartesi güne gelen veriyle birlikte Sayın Nebati'nin açıklamaları vardı. Özellikle çok özür dilerim, enflasyon tarafında düşüş trendinin başlayacağını aktardı. Siz yani bu düşüş trendi mutlaka olacaktır ama hangi tarihlerde, beklenti nedir? Yani biz daha ne kadar direneceğiz? Aslında çok net cevabı var bunun Özlem. Yani Aralık ayında geçen sene yanlış hatırlamıyorsam şu anda önümde rakamlar yok. 13 civarında bir enflasyonumuz vardı. Evet tabii. Ben o civarlarda. Tek hane indirme çabası çok da orada. Evet. Bir bu aralıkta muhtemelen 3,5'lar civarında bir enflasyon gelir diye tahmin ediyorum. Zaten 9-10 puan arasında aralıkta enflasyon düşmüş olacak otomatikman. Baz etkisinden dolayı. Doğru. Ocak ayı da yüksekti biliyorsun. Ocak ayı da yanlış hatırlamıyorsam onlar civarında bir enflasyon vardı. Doğru. Orada da muhtemelen 2,5-3 civarında bir şey gelirse orada da otomatikman 5-6 puanlık bir düşüş olacağı için biz aslında 2 ayda %15-16 enflasyon düşmüş göreceğiz. Evet bu hızlı bir düşüş mü? Hızlı bir düşüş ama baz etkisinden düşüş. Bence ondan sonraki Şubat-Mart aylarının enflasyonlarına bakıp ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur teknik olarak. Matematik çünkü sonuçta. Evet. Peki hocam sizce bizim hedeflenen bu ödemeler dengesi ihracat çıkacak, ithalat azalacak, üretim artacak, istihdama destek sağlayacak. Bu çark tabii bozulma var mı sizce? Var ve şu anda benim görüşebildiğim Anadolu'daki sanayi bölgesindeki sanayiciler, şirketler birinci bekledikleri şey tabii ki asgari ücret. Asgari ücretle birlikte toplam maliyetlere bakmak istiyorlar. Buna göre diğer enerji ve diğer önemli giderlerindeki artışlar sonucunda eğer hakikaten Avrupa tarafında bir stagflasyon yaşanacaksa ve görülürse o zaman ihracat sayılarının düşeceğinden yola çıkarak özellikle ihracatçı şirketlerde ilk tedbir olarak personel ve çalışanlarda bir tasarruf politikasına gidebilirler. Burada hükümet bir önlem alacak mı almayacak mı tabii bilmiyoruz. Orada nasıl bir aksiyon alacağız onu henüz bilmiyoruz. Ama işsizlik tarafında böyle bir etkisi olabilir bize. Enflasyon yapışkan olursa ve gerçekten böyle gidecekse maliyetlerde de acaba ÜFE'deki her ne kadar bu ay güzel bir iniş olduysa da bu acaba ÜFE ile TÜFE arasındaki makas sıfırlara ya da 3-5 puanlara inecek mi, 10 puanlara inecek mi yoksa aradaki makas hızlı kapanmayacak mı? Buradaki durum da çok önemli çünkü maliyetler bir taraftan hızlı artarken aynı fiyattan mal satıyorsunuz bir de kur olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla bir sürü açmaz var. Bütün bu soruların cevabını verebilmek için 2023'ün ilk 2-3 aylık verilerini bir görmek gerekecek ama ben biraz zorlu geçeceğini düşünüyorum açıkçası ve bütün politikalar açısından yani enflasyon tarafında, işsizlik tarafında bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Peki Burak Bey ben hemen
Sayın Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar özelinde bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Merkez Bankası Başkanı açıklamalarında dedi ki birçok banka arasında Merkez Bankası rezervlerini artıran tek banka olmayı başardık. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok aslında politika enflasyonu da bu enflasyonun da biraz daha gerilemesine sebep olacak rakamlara geliyor anlamında bir açıklama. Dilerseniz buradan başlayalım. Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi ama tabii kıyaslandığında artış olabilir ama bizler için yeterli değil mi? Kur politikası, faiz politikasıyla yapılan düzenlemeler ya da gerçekleşen rakamlar enflasyonun gerilemesini hız kazandıracak mı değil mi? Biraz Merkez Bankası gözüyle bakalım olaya. Buyurun. Ben şöyle bir tabii Kavcıoğlu mesleğin erbabı diye görmek istiyorum. Dolayısıyla orada kendilerinin Merkez Bankası olarak aldıkları bir takım politika kararları var. Ve bu politika kararlarının arkasında duruyorlar. Evet, baktığımız zaman matematiksel olarak, rakamsal olarak rezervlerde bir artış var. Ama net rezervlere indiğimiz zaman, swap hariç yaptığımız zaman aslında rezervlerde önemli bir artış ben olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bir de kendisinden farklı şöyle bir yorumum var benim. Demin söylediğimiz kuru 2-3 aydır aynı seviyede bulunuyor olması aslında bizim için olumlu mu olumsuz mu? Bunu bir değerlendirmek lazım. Yani kuru gelmesi gereken seviyedeki değerlemeye getirmeden aynı yerde tutunuyor olması ileride hızlı bir çıkış yaşanabilir anlamına da gelebilir. Ki bunun örnekleri çok var Türkiye için. Tersi iddia edilebilir ama benim söylediğim örnekten yaşanmış çok fazla. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın doğruyu düşündüğünü ve yaptığını hissetmek istiyorum. Ya da öyle yorumlamak istiyorum. Umarım doğruyu yapıyoruzdur. Doğruyu yapıyorsak zaten aynen Kavcıoğlu'nun söylediği gibi bu hareketlerle enflasyonda bir düşüş patikasına gireceğiz ve enflasyon yavaş yavaş veya biraz hızlı bir biçimde aşağıya doğru inecek. Ama enflasyonu 2023'te yaşayacak mıyız? Yaşayacağız. Ne kadar yaşayacağız? Bu tamamen politikalara bağlı bence. Şu an bunu söylemek için erken ama ben tahminime göre, benim kendi şahsi tahminim %50'ler civarında bir enflasyon yaşarız gibi düşünüyorum. 45-50 arası bir enflasyonu görürüz 2023'te. 2023'te yine hala bu civarlarda bu oranlar. Bakalım ülkemizde ne gibi sıkıntıları doğuracak. Yani alım gücünde zorlandığını görüyoruz. Yani burada gerçekten ücretlerdeki artışlar artık anlamsızlaşmaya başladı. Yani ne kadar çok yaparsanız yapın dışarıda piyasadaki rakamlar hem spek rakamlar maalesef kontrolün tam olmadığı noktalarda, gıda burada çok önemli. Aynı zamanda da diğer işte fırsatçı fiyat artışları da önüne geçilmesi gerekiyor. Burada bence ilk değil mi bunlara da odaklanmakta fayda var gibi. Bir de şeyi de tabii Özlem, bugün FAO'nun da bir açıklaması vardı. Onu da öğleden sonra gördüm. 2023'ün Haziran-Ağustos döneminde mesela Afrika'da ciddi bir açlıktan bahsediyor. Artı evet. Dünyada gıda fiyatlarının yine artacağından bahsediyor. Yani bir tarafta da ciddi bir dünyada gıda enflasyonu sürecine gene girebilir mi diye bir takım soru işaretleri var arka tarafta ve bunu ilgili kurumlar sürekli speküle ediyorlar diyeceğim artık bu şekilde sürekli pompalandığı sürece gerçekten böyle bir şeye gitmese bile suni olarak böyle bir fiyat artışı yaşanma riski var. Şu an future'lara baktığımız zaman pek öyle bir hareket yoğun yok ama orada bir endişe sezinleniyor bence. Peki ben hemen Burak Bey size şöyle sormak isterim. Yurt içinde dedik ki işte fiyatlar, enflasyon vesaire ama bizim en çok yaramızın olduğu nokta da dolarizasyon. Yani burada liralaşmaya artık en önemli merkezi oturttuk dedi Sayın Kavcıoğlu o günkü açıklaması, yani dünkü açıklamalarında liralaşmaya değindi. Bununla ilgili kur korumalı mevduat fonlarındaki zaten getiri ve hazinenin almış olduğu yük de ortada. Bir diğer tarafta döviz kuru spekülasyonuna karşı sizce gerçekten önlem alındı mı? Enflasyon, kur, faiz politikalarıyla yine kurun aşağı gelme ihtimali güçlü mü değil mi? Biraz da küresel taraftan faydalanarak değerlendirme alalım mı? Buyurun. Doların ben 2023'te değer kaybedeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Ama uluslararası değerinden bahsediyoruz. Türkiye için konuşmuyorum. Dolayısıyla dolar bir miktar güçsüzleşebilir. Neden? Hı-hı. Amerika'daki enflasyon
eğer düşündüğüm gibi lastikleşme, yapışma şeyine girdiyse, potansiyeline girdiyse, orada enflasyon biraz sürecinin uzun süreceği, biraz işsizliğin tekrar terse doğru dönebileceği hafif şekilde. Dolayısıyla biraz doların bu gelmiş olduğu seviyelerden biraz daha yüzlere doğru inmesini beklerim ben açıkçası. Tabii bu hareketi yaptığı zaman evet bu hareket bizi olumlu etkileyebilir. Bir miktar dolar daha stabil olduğu yerde durabilir. Ancak kur korumalı mevduat ne kadar dolarizasyonu şu anda önlüyor ve gelecekte ne kadar önleyecek? Bunun için biraz erken bence. Yani seçimler ne zaman yapılacak? Bir de gerçekten şu anda Hazine artı Merkez Bankası'na kur korumalının toplam maliyetinin ne olduğu rakamlarına biz sahip değiliz. Onu devletin üst düzey yöneticileri biliyorlar, görüyorlar. Doğru. Ama biz onları net olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla toplam rakam da önemli burada. Yani kuru burada tutmanın bir maliyeti var. Bunu ne kadar süre taşıyabileceğiz ve ne şartlarda taşıyacağız? Bununla ilgili mutlaka bir politika yapmışlardır. Ve bu politikanın arkasında duruyor bence bizim yetkililerimiz. Ama kuru ne kadar zaman durdurabileceğiz ya da baskılayabileceğiz ve bu liralaşma politikası ne zamana kadar devam edecek? Onu da tamamen rakamlar ve önümüzdeki bence sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki uluslararası gelişmeler de söyleyecek. Yani şu anda baktığınız zaman gene geçen haftaki Bank of America ve bir takım yatırım bankalarının açıklamalarında özellikle Hindistan ve Çin arasında bir sürtüşme, Tayvan-Çin arasında bir sürtüşme. Hatta geçen haftaki bir takım yazılarda acaba Türkiye ile Yunanistan arasında bir sürtüşme olur mu? Ve bunlar bu jeopolitik dünyadaki piyasaları nasıl etkileyecek şeklinde bir yorum var. Öte taraftan Avrupa'nın bir tavan fiyat uygulaması var. Petrol fiyatlarında biliyorsun. Tavan fiyatla sadece kalmadı, diğer yaptırımlara da geçiyorlar. Şu anda artık Rus petrolünü taşıyan gemilerin sigortalanmaması, uluslararası transfer işlemlerinin yapılamaması gibi birçok önlem ve baskı unsuru Rusya'ya geliyor. Ve bu şekilde nasıl bir petrol ticareti yapılacak ve petrol nereye doğru tekrar tırmanabilecek onu bilmiyoruz. Ha, Avrupa burada şöyle bir şart koydu. Eğer benim istediğim fiyatlardan yani 70 doların altındaki fiyattan petrol satışı yaparsan o zaman senin petrolü satılabilir. 70 doların üstündeki fiyatlarla petrol satılamaz. Biliyorsunuz şeyini koydu. Tabii. Dolayısıyla bunu da bence bir görmemiz lazım. Bakalım neler olacak? Rusya ne kadar sıkışacak? Dünya petrol piyasaları buna nasıl tepki verecek? Ve fiyatlar ne yönde gidecek? Bu arada ilk yayına başladığımızdan beri şu anda Brent 78 dolar bandına da geldi. 80 doların altına geriledi. Çok hızlı bir düşüş kaydediyor. 78-70 gibi bir 78-67 gibi bir banttaydı. Belki bu akşam 78'in bile altına gelebilir. Bu bizim için şu anda benim gördüğüm en olumlu şey bu maliyetler açısından. Enerji fiyatlarımız kışa girerken uygun olacak. Peki hocam bu fiyatların Brent petrolü 80 doların aşağı gelmesinin bize mutlaka faydası olacaktır ama resesyon fiyatlamasını düşünmeden bunu yapamayacağız. Resesyonun zararlarıyla yani nasıl bir piyasa bekliyorsunuz, nasıl bir ticari akış bekliyorsunuz yurt içinde? Bu ödemeler dengesindeki bozulmadan da bahsetmiştiniz ikinci ya da üçüncü konumuz olması gerek. Orada istenilen şekilde rakamlara ulaşılmıyor. Her ne olursa olsun ödemeler dengesinde birçok aslında tarihsel şöyle verilere baktığımızda sıkıntılı bir süreçte olduğumuz görülüyor. Az önce dediniz ki Avrupa'da resesyon mu, stagflasyon mu dedim size. Stagflasyonu daha çok yakın gördünüz. Bunların ışığında bu petrolün fiyatlamalarının aşağı gelmesinde ne gibi fayda görürüz? Ya da bunlar daha mı baskın olacak sizce? Buyurun. Maliyetlerimiz petrol tarafında ve dolayısıyla doğalgaz tarafında bir miktar anlamlı hale gelebilir. Özellikle 70 dolarlar ve altındaki seviyelerde maliyetlerimiz düşebilir. Ancak şöyle bir farklılık var. 2022 yılının geneline baktığımız zaman Türkiye çok iyi bir turizm sezonu geçirdi. Çok ciddi bir turizm geliri elde etti. Daha henüz yılın kapanış verilerini tabii ki bilmiyoruz ama ciddi bir gelir elde ettik. Öte taraftan ihracatımız gayet güçlü gidiyor. 2022'yi iyi bir biçimde kapatacağız. Özellikle burada Rusya-Ukrayna savaşının da bize olumlu yönde etkisi oldu. Ama 2023'te acaba turizm beklediğimiz kadar bize gelir getirebilecek mi?
Çin'de sen de görmüşsündür son bir haftadır yayınlanan uluslararası işte karantina evet. kampları, işte binalara yeniden insanların hapsedilmesi vesaire. Bu arada Çin'deki bir takım yönetici arkadaşlarımızla da konuştuk. Çok da cevap vermek istemiyorlar ama gerçekten bir takım eyaletlerde bu tip uygulamalar var ve yeniden böyle bir Covid mi başka bir şey mi bir şeyler orada oluyor. Çok da net bilgimiz yok. Onun için spekülasyon yapmaya gerek yok ama inşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü iki sene önceki Covid şeyinden sonra dünyayı sarsan önemli ekonomik sarsıntılar yaşadık. Böyle bir şey bize gelmeyecek olsa bile dünyadaki turizm hareketini etkileyebilir. Evet. Bir, bizim turizm gelirlerimiz düşer. İki, özellikle Avrupa'daki stagflasyon bizim ihracat gelirlerimizi etkiler. Bunun üstüne toplamda bizim 2023 yılında yapacağımız dış ödemelere de baktığımız zaman bizi zorlayıcı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz gerçekten. Ben bankaların hareketine de önem veriyorum. Sendikasyon yenilemelerine baktığımız zaman %70-30, %60-40, yani eskiden geçen seneye kadar, 2021'e kadar %107, %110, %115 yenileme yapılırken şu anda %60-40, %70-30 yenilemeler yapılıyor. Borcun bir kısmı geri ödeniyor. Yani bankaların da kendi içlerinde 2023 ile ilgili başka projeksiyonları var. Kredibilite, kredi verme iştahı, isteği gerçekten kendi aralarında evet. da sendikasyon kredileri oranlarından belli oluyor. Peki hocam, çok kısa bir dakika, madem sendikasyon kredisi dediniz, maliyetlenme dedik, o zaman Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri, bu gerilemenin şu anki mevcut hangi dinamiklerde değişim göstereceğine inanıyorsunuz? Yani 500 puanları tekrar gerileme, 800-900'leri düşünecek olursak, buradaki maliyetin artık özellikle yurt içine yatırım yapmayı planlayan ya da fırsat olarak gören yabancı yatırımcılar için doğru bir nokta olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa hala gidilecek yol var mı? Buyurun. 300 bantları, 300-350 bantları yatırım yapılabilir seviyeler bence. 500 ve 550 bandı arasındaki bir seviye. Hala gerçekten yüksek bir seviye. Yatırımcı, yabancı yatırımcı açısından eğer bakıyorsak. Dolayısıyla yabancı yatırımcının ben hala durumu izlemekte olduğunu görüyorum. Öte taraftan borsa oldukça hızlı bir çıkış yaşadı. Çok evet. ciddi bir getiri elde etti BIST tarafında yatırımcılar. Ancak sanki borsa da yorulmuş gibi. Borsanın geneline baktığımız zaman yabancı yatırımcı girişi neredeyse yok denecek kadar az. Tabii. Mevcut tabloda gözüken yabancı yatırımcının da bir kısmı zaten Türkiye'deki mevcut şirketlere yatırım yapan yabancı ortakların takastaki hisselerinden oluşuyor aslında, net olarak söylemek gerekirse. Ama yeni tarafta gelen bir yatırımcı yok. Dolayısıyla bu tablonun geneline baktığımız zaman aslında öyle muazzam bir hareket yok. İnşallah CDS'ler 300-350 bandına gelir. İnşallah. Buraya geldiğimiz zaman dışarıdan yabancı yatırımcılar yavaş yavaş Türkiye'ye yeniden gelmeye başlarlar. O zaman gerçekten iyi bir şeyleri konuşmaya başlarız bence. Borsaya bugün yabancı yatırımcı girip borsayı yukarıya taşımış olsaydı çok farklı şeyler konuşabilirdik şu anda. Alternatifsiz olarak borsadayız çünkü daha iyi getirisi olan herhangi bir kaynak yok kimsenin. Ama böyle elinde. De getiriyi okuyacağım. Yani biz de var bir yok, yer evet. hücum ettiğimiz zaman tavan yaptırıyoruz yani. Böyle de şimdi evet, tabii düşüşte ama bu düşüş yani gerçekten normal yani kar satışı biraz realize aynen, olsun öyle. Biraz dinlensin. Muazzam dediğiniz gibi muazzam bir yukarı doğru hamle. Yani bir ay içinde 1-3 yapmak böyle bir kar marjı böyle bir şey yok yani hiçbir yerde. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur herhalde. Borsa tarafını şey olarak görmemek lazım. Borsa uzun vadeli aslında bir yatırım aracı evet, olmalı. Evet ama biz de oradan çıktı. Emeklilik fonları... Evet, emeklilik fonları girip burada yatırım yapıp doğru. sağlıklı bir büyüme evet ama bu şekilde bu kadar hızlı şeyin düşüşleri de hızlı oluyor, tabii. dinlenmeleri de uzun oluyor. Dolayısıyla inşallah çok daha modernize bir piyasada evet. çalışırız. Biz de yorum yapmak konusunda bu kadar zorlanmayız açıkçası. Doğru. Tabii bir de günümüzde geçtiğimiz şey bankacılık sektörlerinde yaşanan spek hareketleri de düşünecek olursak çekimsel, kar cebe yakışır. Biraz kar maksimum seviyede tutmayalım. Biraz orta hallerde yeter diyelim, alalım. Çıkalım ki bu dalgaya da, bu şelaleye yani bu dalgaya yakalandığımız zaman da elimizden çıkartamıyoruz hisseleri. Hangisi olursa olsun. Önemli olan bir orada, de orada stratejik davranmak. Son söz olarak sana şunu da söylemek tabii. istiyorum. Seyirciler için de bence Türkiye'deki şirketlere enflasyon muhasebesinin uygulanması gerekiyor. Doğru. Şu anda baktığımız bilançolarda enflasyon muhasebesi yok. Enflasyonun gerçekten bilançolara ne ölçüde etki ettiğini bilmiyoruz. Ancak yabancı açık olan bazı hisselerin
yurt dışına yaptıkları bilanço açıklamalarıyla Türkiye'de yaptıklarının farkına baktığımız zaman arada ciddi farkları olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Doktor Burak Köseoğlu. Değerli katkılarınız ve yorumlarınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun, kolay gelsin. İyi akşamlar. Ekonomist Burak Bey'i uğurladık efendim. Şimdi dedik ya, Borsa İstanbul performansı muazzam yükselişler. Düşüşler de bir o kadar can acıtacak. O yüzden satışlar, düzeltme hareketlerindeki fırsatlar, içerisinde elinde portföyü olan yatırımcıları nasıl bir düzenlemeye gidiyor olması gerekir. Yarınki beklenti, bugünkü kapanışla birlikte ne oldu, ne olacak? Çağlar Toros aktaracak şimdi bize, info yatırım stratejisi de. Çağlar, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Ben bugünün şöyle bir özetini yapacak olursam, BIST 100 endeksi %3,46'lık değer kaybetti. 4827'de kapanışını gerçekleştirdi. 173 puan üzerinde bir kapanış. İşlem hacmi 111,5 milyar lira seviyesinde ve borsa gün içindeki en düşük seviyesi 4773'tü. Bunun üzerinde bir kapanış ama kritik mi değil mi? En çok gerileme görülen %6,25 ile en çok kaybettiren sektör inşaat olurken bankacılık endeksi %3,3, holdingler ise %2,82'lik gerileme kaydetti. Birçok şirket taban kapatırken bazı şirketlerde sert satışlarda, özellikle hacimsel tarafta, bu söylediklerim hacim tarafında BIST 100'ü ağırlığını oluşturan şirketlerde %5 ve üzeri kayıplar bugün için söz konusu. Nedir? Bugünkü kapanışın nasıl okumak lazım? Çağlar Toros, yarın destek ve direnç noktalarında nelere dikkat edeceğiz? Aynı sektörlerde aynı hızda düşüş trendi devam eder mi? Evet, yurt içi tarafta 5000 seviyesini geçemeyen ve momentumu düşük bir endeksi açıkçası geride bıraktık diyebiliriz. Momentumun düşük olması da volatiliteyi yükseltmeye devam etti. Zaten gün içerisinde fazlasıyla volatilitenin yüksek olduğu da bir işlem günü geride bıraktık. Açıkçası burada 4800 seviyesini kritik destek seviyesi olarak ön plana çıkartıyoruz diyebilirim. Şimdi ilk önce yurt dışı tarafta da piyasalarda bir bozulma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesi sonrasında Fed'in eli güçlendi. Şöyle ki, faiz artırım döngü süreci içerisinde ekonomilerin normal şartlar altında geri çekilmesi beklenir. Amerika ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte geri çekilmesine rağmen istihdamdaki iyileşmeyle teknik resesyonda olmadığını bize gösterdi. Faiz artırımlarına rağmen 3. çeyrekte de ekonominin büyümesi ve enflasyonun baz etkisinden kaynaklı olarak da geri gelmesinin ardından tarım dışı istihdam rakamlarıyla birlikte iç talebin güçlü seyrettiğini gördük ve olası bir önümüzdeki hafta ya da ileriki dönemde gelebilecek beklenti üstü enflasyon verisiyle birlikte FED şu an için güvercin gözükse de elindeki ilk silahı olan faiz artırımını, agresif faiz artırımını kullanabilme ihtimali yurt dışı piyasalarında baskıladı. Buradaki baskı açıkçası bize de sıçradı diyebiliriz. Ama bu hafta açıkçası iki tane halka arz meydana gelecek ve halka arz gerçekleşecek. Ve bu halka arzlarla birlikte T2 bakiyesinin düzeltilmesini takiben yapılan satışların da etkisini Borsa İstanbul tarafını gün içerisinde aşağı çektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan kar realizasyonları, Borsa İstanbul tarafı sert yükselişle birlikte 5000'li seviyelerin üstüne kadar çıktı. Hatta bugünü saymazsak yıllık itibariyle %166 oranında bir yükseliş kaydeden bir Borsa İstanbul BIST 100 endeksi var. Kar realizasyonlarına ek olarak buradaki satışların derinleşmesiyle birlikte de panik satışlarının etkisi sonrasında Borsa İstanbul tarafı günü negatif tamamladı. Ama bizim yurt dışından ayıran yurt içi dinamiklerin etkisiyle bizim apayrı hikayelerimiz olması nedeniyle Borsa İstanbul tarafındaki potansiyelin yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir enflasyon var önümüzde, yaklaşık %84,30 pazartesi günü açıklanan enflasyonla birlikte ve enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Her ne kadar yıllık bazda 18 ay sonra ilk kez geri çekilse de enflasyon verisi yıl sonunda da baz etkisinden kaynaklı olarak yaklaşık %73,5'lık bir 2022 yılının kapatılmasını bekliyoruz ama hala enflasyon yüksek. Bu seviyeler daha iyi olsa risksiz getiriler burada enflasyon karşısında yetersiz kalıyor ve alternatif getiri arayışı Borsa İstanbul'a olan talebi arttırıyor. Diğer taraftan kur korumalı mevduat var. Yani burada dolar TL tarafı 18-60 seviyelerde şu anca stabil olmuş durumda ve geçtiğimiz yıl açıklanan kur korumalı mevduatta alternatif getiri içerisinde kur korumalı mevduatın ön plana çıkması sonrasında dolar TL tarafındaki stabilizasyonla birlikte buradaki rehavetin de biraz daha azaldığını görüyoruz ve
buradaki nakdinde Borsa İstanbul'a geçişleri hızlandırdığını görebiliyoruz diyebilirim. O yüzden Borsa İstanbul tarafında potansiyel olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlere nazaran baktığımız zaman hala Borsa İstanbul tarafı her ne kadar bugün içerisinde %3,5'lük kadar geri çekilse de momentumda düşük olsa da Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü seyirin açıkçası devam etmesini bekliyoruz. Destekten seviyelere noktasına geçecek olursak, yani şu an için 5000 seviyesi psikolojik direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Ancak 5110 seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli olarak 5210 seviyesi hedef haline gelebilir. Yayının başında da belirttiğim gibi, yani 4800 seviyesi şu an için ana destek seviyesi olarak ön plana çıkarken 4630 seviyesi de diğer bir destek seviyesi olarak takip edilecek. Ancak 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalmamış, hala Borsa İstanbul açısından olumlu olarak gözümüze çarpıyor diyebilirim. Peki bu olumlu bakış açısıyla birlikte portföylerde şu an için bu dalgada karını realize etmekte fayda var mı yok mu? Yoksa çünkü bazı kağıtlar da var ki, kağıtlar diyorum, bazı hisseler var ki bir haber akışı oluyor. Kardemir'de olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu'nun burada oluyor olması, yani A ve B hisselerinde burada muazzam bir yeni yükselişi gösterdi. Bu hisselere tekrar giriş yapmak, almak çok zor. Yani kişi, küçük yatırımcı şundan korkuyor: sattığım hisseyi geri alamıyorum. Aynı fiyattan değil, zaten tavan gittiği zaman yakalayamıyorum diyor. O yüzden korkuyor. Bu düşüşü de sineye çekiyor, ama sineye çektiği şey zaten tüm kar marjı diyebiliriz. O yüzden burada biraz stratejik hareketler, bir yatırım, bir araştırma kurumu olarak özellikle sizi arayan müşterilerinize nasıl bir yön çiziyorsunuz? Psikolojiyi nasıl bir çember içine alıyorsunuz? Tabii, yani her dönemin ayrı bir hikayesi var Borsa İstanbul tarafında. Biliyorsunuz Eylül döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleriyle birlikte bankacılık sektörü payları ön plana çıkmıştı. Diğer taraftan yüksek enflasyon ortamında gıda enflasyonu yukarı yönlü seyriyle birlikte gıda perakende şirketleri ön plana çıkmıştı. Enerji tarafındaki yükselişle birlikte enerji tarafı ön plana çıkmıştı. Yıl sonuna doğru 18-36'lara kadar yükselen dolar TL kuru vardı, yani kur tarafındaki yükseliş vardı. Burada ihracatçı şirketler ön plana çıkmıştı. Ya da Rusya-Ukrayna gerginliğiyle birlikte arz talep dengesizliğine bağlı emtia fiyatlarında, çelik ve hurda fiyatlarında yükselişler vardı. Ve bunları satışlarına yansıtabilen şirketler ön plana çıkmıştı. Yani her zaman yatırımcılara şunu hatırlatıyoruz: her dönemin ayrı bir hikayesi var. Ve bu hikayeden en pozitif etkilenebilecek şirket ya da sektörlerin özenle seçilmesi gerekiyor. Tabii burada gerek finansal okuryazarlığın geliştirilmesi adına, gerekse de yatırımcıların kafa karmaşıklığının giderilmesi adına her zaman söylediğimizde bir şey var. Yani olası bir kafadaki soru işaretlerinde yatırımcıların yatırım yaptıkları aracı kurumların araştırma birimlerini aramaları gerekiyor. Diğer taraftan yani biraz önce de belirttim, her dönemin ayrı bir hikayesi oluyor ve her gelen haber akışının illaki bir hisse üzerine, bir sektör üzerine etkisi oluyor. Örneğin dün resmi gazetede bir haber yayınlandı. 200 şubesinin üstünde olan gıda perakende şirketleri artık, yani Ticaret Bakanlığı'nın da gözetimi altına girdi gibisinden resmi gazetede haber yayınlandı. Ve sabah saatleri itibariyle de gıda perakende sektörü paylarında bir baskının oluştuğunu gördük. O yüzden yani güvenilir, yönetimi güçlü, kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen, diğer taraftan ihracatı yüksek ve o dönemki haber akışlarına bağlı olarak olumlu etkilenebilecek şirketlerin özenle seçilmesi lazım. Diğer taraftan yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde de fazla panik olunmaması gerektiğini düşünüyoruz diyebilirim. Yatırımcılarımıza da her daim bunları hatırlatıyoruz. Evet, o zaman şöyle biraz da diğer yatırım araçlarına gidelim. Gram altında yurt içinde rekor seviyelere geldi. Burada kar satışı gerçekleştirmek için doğru zaman mı değil mi? Yine Çağlar Toros'tan alalım. Buyurun. Yani evet, gram altın tarafında da rekor kırılmaya devam ediliyor. Özellikle Fed'in güvercin tutuma, en azından şu an için görünen kısımda değil, güvercin tutuma geçme ihtimalinin yüksek olması ve Aralık ayı içerisinde 50 bas puanlık faiz artırım ihtimalinin %80'lerin üstüne anketler tarafında çıkmasıyla birlikte de dolar endeks tarafında bir geri çekilme var ve dolar endeks tarafındaki geri çekilmede ons altın fiyatlarını yükseltmeye devam etti. Şu an için 1780 seviyelerinden işlem gören bir ons altın fiyatlamaları var an itibariyle. Diğer taraftan dolar TL tarafında da 18.64 seviyelerden işlem görülüyor. Burada yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir mi? Yani kısa vadeli olarak eğer Fed'in bu tutumunun devam etmesi durumunda, yani güvercin tutuma devam etmesi durumunda, açıkçası gram altın ya da ons altın üzerinde bir yukarı yönlü seyrin kısa vadeli de olsa
devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan ulus altın fiyatını yakından takip ediyoruz ama olası bir yurt içi tarafta örneğin yeni bir araç çıkması ya da yeni açıklamaların yapılmasıyla birlikte dolar TL tarafındaki olası bir geri çekilmeyle birlikte tabii ki bir baskıyı da hissedebiliriz. Burada gram altın üzerinde 1055'li seviyeler kuvvetli destek seviyeleri olarak ön plana çıkıyor açıkçası. Diğer taraftan gram altın üzerinde 1071 seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli olarak 1077 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz diyebilirim. O zaman biraz petrol tarafında şimdi ciddi düşüşler var. 80 doların altına geldi Brent petrol. Bunun Borsa İstanbul performansına yansımasını nasıl değerlendiriyorsun? Aynı şekilde bu destekleyici bir unsur olacak mıdır? Karşımızda bir diğer tarafta da CDS'lerin gelmiş olduğu noktayla birlikte yabancı takas oranındaki değişim gözlemlenmesi mümkün olur mu Çağlar? Yani yabancı takas oranından başlayayım. Hatırlanacağı üzere ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek finansallarıyla birlikte yabancı takas oranı yaklaşık %30 seviyelerden %35 seviyelere yükselmişti. Burada acaba yeniden yabancı yatırımcı Borsa İstanbul tarafına geçiş yapıyor mu gibisinden herkesin aklında bazı sorular vardı. Ama o dönemde de kısmi de olsa bir yabancı ilgisi vardı ve son zamanlarda bu yabancı ilgisinin tekrar geri çekildiğini gördük. Gerek yurt içi dinamiklere bağlı olarak gerekse de yurt dışı dinamiklerindeki belirsizliklerin etkisiyle diyebiliriz. O yüzden şu an için en azından yabancı takas oranındaki dik seviyelerin devam edebileceği öngörümüz var. Çünkü biraz önce de belirttim hem yurt dışı tarafta hem de yurt dışı tarafta para ve maliye politikalarında bazı belirsizlikler var. Ve yabancı yatırımcının nasıl istediği bu belirsizliklerin tamamen ortadan kalktığı bir ortamda yatırım yapmak. O yüzden yabancı takas oranındaki bu dip seviyelerin devam edebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan CDS'ler tarafı, yani CDS'ler tarafı şu an tamamen global piyasalardaki haber akışlarının biraz daha sakinlemesinden kaynaklı olarak bizde de geri çekilmeye devam etti. O yüzden hani yurt içi tarafta çok önemli bir veri akışının bulunmamasıyla birlikte CDS'ler tarafı stabil kalsa da şu an için yurt dışı dinamiklere bağlı olarak CDS'ler tarafında bir geri çekme var. Bu CDS'ler tarafı tabii ki de geri çekilmesi bizi de olumlu yönden etkiliyor. Petrol tarafına bakacak olursak şu an için riskin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Amerika tarafında 3 aylık ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki spread yaklaşık 85 puana kadar yükseldi ve burada açıkçası riskin fiyatlandığını görüyoruz ve sabah saatleri itibariyle de 80 dolarlı seviyelerden işlem gören bir Brent petrol fiyatlamaları vardı. An itibariyle bakacak olursak da yaklaşık %1,5'luk geri çekilmeyle 8,5 dolarlı seviyelerden işlem gören Brent petrol fiyatlamaları var. Şimdi buradaki geri çekilmenin olumlu etkilenebileceği sektörlerde var, olumsuz etkilenebileceği sektörlerde var. Petrokimya sektörleri açısından Brent petrol fiyatlamalarının özellikle rafineri marjlarındaki rafineri marjları nedeniyle buradaki geri çekilme onları olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ama havacılık sektörü açısından da Brent petrol tarafındaki geri çekilme özellikle taşıma maliyetleri ya da buradaki taşımacılık maliyetleri evet diye aktarabiliriz. Buradaki geri çekilme havacılık sektörü paylarında olumlu etkiliyor. O yüzden her sektörü ayrı bir durum olarak yansıyor. Hmm. Bugün itibariyle de sadece Brent petrole bağlı olarak bir genele yayılan bir satış baskısıyla birlikte Borsa İstanbul tarafı günü negatif tamamladı. Yani yayının başından beri belirtiyoruz. Her dönemin ayrı bir hikayesi var. Belki de bu yeni dönem Brent petrol fiyatlamalarında geri çekilen hisse senetlerini ön plana çıkartacak diyebilirim. Şu anki durum bu yönde. Ama bu ne kadar sürdürülebilir olur? Bu kadar riskin olduğu bir yerde ve Rusya-Ukrayna gerginliğinin olduğu bir yerde açıkçası petrol fiyatlamalarında çok fazla bir geri çekilme öngörümüz yok. Ama bu denli risklerin fiyatlandığı bir yerde de 77-85 seviyesi destek seviyesi olarak biz de yakından takip edilmeli diye düşünüyorum. Peki ben burada Çağlar, gümüşle ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Orada çünkü çok ekside kaldık. Gümüşün de bir potansiyeli var mı şu an için mevcutta? Yoksa yine böyle bir süre bu stabil bir tarzını hala koruyacak bir noktada mı olur? Yani gümüş tarafında da şu an için biz açıkçası stabilizasyon hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada nasıl söyleyelim? Şu an için çok fazla bir haber akışı açıkçası yok bu tarafta ve tamamen hem Fed'in 50 bas puanlık faiz artırımına odaklanılmış durumda. Ya da şöyle söyleyeyim, Fed'den gelecek her an bir Fed'den gelecek açıklamalara odaklanılmış durumda. Zaten ECB tarafının şu an için ne yapacağı hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Ama gümüş tarafında şu an için bir stabilizasyon
hakim olduğunu söyleyebiliriz. Orada da tamamen yurt dışı dinamiklere bağlı olarak hareket eden bir gümüş fiyatlamaları var diyebilirim. Çağlar, son olarak o zaman ben biraz da senden yurt içinde diğer yatırım araçlarını konuşmanı isteyeceğim. Dolarizasyonu konuşuyoruz. Döviz tarafındaki talepler sence nasıl yorumlanıyor? Bir diğer tarafta tahvil, aynı zamanda diğer vadeli mevduatı pek konuşacak noktada olmadığını düşünüyorum ama bu döviz tarafı, biraz daha ağırlıklı tahvil tarafı, Eurobond tarafı, sence portföyler biraz daha şekillenmeli mi, şekilleniyor mu? Gözlemleriniz nedir bu konuda? Ya bence şekillenmeye devam ediyor. Çünkü hani Borsa İstanbul tarafında evet potansiyel olduğunu her zaman söylüyoruz ama sonuçta risksiz de getiri araçlarının aslında portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ne bileyim, evet, siz de bahsettiniz. Yani vadeli mevduatlar açısından, yani bu denli yüksek bir enflasyonun olduğu bir yerde şu an için vadeli mevduatlar hemen hemen son sıralarda yer alıyor herhalde getiri arayışı içerisinde. O yüzden gerek Eurobond tarafı, gerekse de dolarizasyonun yükselmesiyle birlikte ya da dolar tarafının yükselmesiyle birlikte kur korumalı mevduat tarafı, diğer taraftan risksiz getiri olarak gözüken tahvil bono tarafı, yani en azından getiri garantili olması açısından söylüyorum bunları, tahvil ve bono tarafına rehavetin arttığını görüyoruz. Çünkü siz de zaten yayının başında belirttiniz, yani yatırımcılarda da şu an için bir endişe havası hakim. Çünkü çok hızlı bir şekilde yükselen Borsa İstanbul tarafı var ve kar realizasyonları olduğunu söylüyoruz. Ama bu kar realizasyonlarının olmasıyla birlikte de hani satılan noktadan alınamayan hisse senetleri var. O yüzden alternatif portföylerde tabii ki alternatif getirilerin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerek bono, gerek tahvil, gerekse Eurobond cinsinden. Ama biraz önce de belirttiğim gibi, yani bu denli yüksek enflasyon ortamında vadeli mevduatların geri kaldı aşikar diyebilirim ama tabii her zaman belirtiyoruz, yani yayının başından beri de söyledim herhalde, alternatif getiri arayışı içerisinde şu an için bir numaralı sırada Borsa İstanbul tarafı kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki euro dolar paritesinde bir fırsat görüyor musun, yani arbitrajlarda mesela döviz tutanlarla ilgili? Yani euro dolar paritesi tarafında şu an için evet FED tarafından güvercin adımlar atılmaya başlandı ya da öyle gözüküyor, çünkü enflasyon tarafında sert bir geri çekilme beklentisine rağmen hala enflasyon kontrol altına alınmış durumda değil. Çünkü yaptığımız araştırmalara baktığımız zaman baz etkisinden kaynaklı olarak Amerika tarafındaki enflasyonun geri çekildiğini görüyoruz. O yüzden bu ne kadar sürdürülebilir, buna bakmak lazım. Ve tarım dışı istihdam verilerinin, yani istihdam verilerinin iyi olması, iç talebin yüksek olması Fed'in elini güçlendiriyor ve her an bir enflasyon tarafındaki yükselişle birlikte Fed'in agresifliğine biz devam edebileceğini düşünüyoruz. Ama şu anki noktada Fed'in güvercin adımlara geçebileceğinin en azından öngörüleri, en azından anketlerinde böyle çıkıyor ve yapılan açıklamalar böyle. Diğer taraftan geç kalınmış gibi gözüken Avrupa Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımlarına devam edebileceği öngörüsüyle birlikte euro dolar paritesi 0.95 seviyelerde 1.05 seviyelere kadar yükseldi. Yani bunun devamını bekliyor muyuz? Sonuçta FED tarafından güvercin bir atılacak ve dolara olan talep azalıyor ki dolar endeksi 105 seviyelerde. Olası bir tekrar bir ECB tarafından atılacak agresif faiz artırımlarıyla birlikte kısa vadeli de olsa euro dolar paritesinde bir yükseliş görebiliriz. Çağlar Toros, teşekkür ediyorum değerli katılımların için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İnfo yatırım stratejisini uğurlayalım kısa bir ara.